Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem 2. fen yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bir duyurum olacak. Yazılı sorularını eğitimevi.11.com sitesinden indirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken dosyayı indir diyerek yazı sorusunu indirip çözmek arkadaşlar. Güvenebilirsiniz kendi yapmış olduğum site. Ve hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Önceden bildireyim arkadaşlar, kırmızıyla yazılan sorularımız ödüllü soru. Bu soruların cevaplarını yorumlar açıklamasına siz yazacaksınız. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdaki dinamometrelerden hangisi 70 Newton'u ölçemez? Baktığımızda yani 70 Newton en az 70 Newton'luk bir dinamometre olmalı. 80 Newton 70'ten büyük olabilir. 100 de büyük, o da olabilir. 150 de büyük, o da olabilir ama 50 küçük olduğu için 50-70 Newton'u ölçemez. Cevabımız Denizli. Bu ikinci sorumuz ödüllü soru. Yorumlara cevabını verirseniz sevinirim. Çok kolay bir soru. Pasif içici tanımı ne demektir? Sigara içen kişidir, değil. Sigara içenin yanında duran kişidir, doğrudur. Sarhoş kişinin diğer adıdır, yanlış. Sigarayı bırakan kişidir, yanlış. Sigaranın yanında duran kişidir. Çünkü arkadaşlar bazıları içmez. Ama sadece içenin yanında durur. Onun soluduğu dumanı çekerse pasif içici olur. 4. Sinirlen besinler aşağıdaki organların hangisinde kana geçer? İnce bağırsakta kana geçer arkadaşlar. Midede bulamaç olur. Yutaktan direkt geçer. Kalın bağırsakta da sadece su ve mineral sanırım. Bir de su ve mineral atılır. Yani toplanır, seçilir. Ama ince bağırsakta direkt kana geçilir. Muzaffer tahtadan yapılmış özdeş eğik düzlemleri cam, toprak, halı ve kum zeminlere koyuyor. Bir oyuncak arabayı eğik düzlemin tepesinden aşağı serbest bırakıyor. Muzaffer oyuncak arabanın en fazla yolu hangi zeminde aldığını gözlemler. Baktığımızda burada sürtünme kuvvetiyle alakalı bir şey. Sürtünme kuvveti ne kadar azsa araba o kadar hızlı gider. Ne kadar çoksa o kadar yavaş gider. Mesela halıda yani normal hızda gider. Ama toprak ve kumda bayağı sürtünme artacağı için yavaş gider. Ama camda fırlar gider. Çünkü camda sürtünme azdır ve pürüzlük de azdır arkadaşlar. Bu yüzden pürüzsüzdür ve sürtünmesi az olduğu için cam olacak. Cevabımız Denizli cam. Aşağıdaki eşleştirmeler... Dinamometre neyi ölçer? Neyi ölçer? Newton'u. Newton nedir? Kuvvettir. Derece değil, sürat değil, sıcaklık değil. Cevabımız Adana kuvvet. O yüzden Newton deriz. Neye koyarız? Newton da kuvvetin birimidir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Süt D vitamini doğru. Limon C vitamini doğru. Karaciğer A vitamini doğru. Ama portakal da C vitamini olmalı. B vitamini değil. Çünkü C vitamini arkadaşlar kışın yenir ve vücudu dirençli tutar. Portakal, limon, turunçgiller C vitamini vardır. Ama portakal da C olacağı için burada B demiş. Cevabımız Denizli. Yiyeceklerimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Taze besin değeri yüksek, temiz ve hesaplı besinler seçmeli. Daha çok hormonlu besinler seçmeliyiz. Yanlış. Yalnız marketlerden alışveriş yapmalıyız. Yanlış. Manavdan, pazardan da yapabiliriz. Pahalı gösterişli besin değeri düşük besinler seçmeliyiz. Bu da tabii ki kötüdür. Pahalı gösterişli olması. Sadece taze besin değeri yüksek ve temiz ve hesaplı olacak arkadaşlar. Ve 9. sorumuz. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen organlar hangileridir? Boşaltım organları, kanı süzer. Kanı hangi organ süzer? Tabii ki böbrekler süzer. Karbondioksiti atar. Ne atar? Deri atmaz. Teri atar. Karbondioksidi akciğer atar. Yani böbrek, akciğer, ondan sonra ne geliyor? Terleme. Deriyi de söylemiştik, terleme yapar diye. Üçüncü deri olacağı için cevabımız Adana'dır. Kanı böbrek süzer, karbondioksidi akciğer atar, terlemeyi de deri yapar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yaylar esnektir ama yine de bazen bozulabilirler. Doğrudur. Fazla kuvvet uygulanırsa bozulur. Dinamometrelerde yay benzeri sünger kullanılır. Doğru. Arabalar sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde yapılırlar. Motoru yağlayarak sürtünmeyi azaltırız. Doğru. Ama burada arabalar sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde yapılmaz ki. Cevabımız Ceyhan. Kuvvet aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Fırçayla resim yapmamızı sağlar. Doğru.
Tablette yazı yazabilmemizi sağlar. Arabanın uçağın durmasını sağlar. Bu testi okumamızı sağlar. Bu testi okumamızı sağlamaz. Çünkü neden? Elimizde bir kuvvet uygulamıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Gözlerimizi sadece okuyoruz. Bu yüzden cevap deniz. Ama arabanın uçağın durmasını sağlamak için kullanılıyor. Tablette yazı yazmak için elimize ekrana diyoruz, kuvvet uyguluyoruz. Fırçayla resim yaparken de kuvvet uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimdir? Paket lastiği, oyun hamuru, elektrik kablosu, futbol topu. Esnek cisim neydi? Mesela onu gerdirdiğimizde, oynadığımızda geri eski haline dönebilen cisimdi. Baktığımızda oyun hamuru dönmez, elektrik kablosu dönmez, futbol topu dönmez. Ama paket lastiği dönebilir. Uzatabiliriz, kısaltabiliriz, bükebiliriz ama en sonunda da geri eski haline döner. Fazla kuvvet uygulanırsa ama sadece yırtılabilir arkadaşlar. Nokta nokta kışın bolca almamızda fayda vardır. Grip, nezle gibi rahatsızlıklardan bizi korur. Limon, portakal, mandalina da çok bulunan vitamin hangisidir? Dediğim gibi portakal açıklamıştık. Neydi? Kışın bizi koruyordu demiştik bunun aynısını. Cevabımız tabii ki Ceyhan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorular birbiriyle uyumlu. Bu yüzden sorularımızı dikkatle okuyup cevaplandırmalıyız. C vitamini kışın bolca almamız lazım. Turunçgillerde de olur. 14. İfadelerinden hangileri doğrudur? Kapıların menteşelerin gıcırdamasın diye yağlanır. Buzlu yollarda yürümek zordur. Yukarıdaki verilen olayla ilgili cisim kaygan yüzeyde daha kolay hareket eder. Doğru. Pürüzsüz yüzeyler hareketi kolaylaştırır. Doğru. Pürüzsüz ve kaygan yüzeylerde sürtünme kuvveti azdır. Doğru. Hepsi doğru. Çünkü sürtünme ne kadar artarsa hareket etme o kadar kolaylaşır. Ne kadar pardon azalırsa sürtünme ne kadar azalırsa hareket etme o kadar kolaylaşır. Bir dinamometreye bağlanmış cisimlerden şekil 1'deki cismin ağırlığı 2 Newton ölçülüyor. Aynı dinamometreye küresel cisimde asıldığında şekil 2'deki durum oluştuğuna göre küresel cismin ağırlığı kaç Newton'dur? Baktığımızda eğer bu 2 Newton'sa bakalım burada da 2 birim var. Yani bir birime 1 Newton düşüyor. Burada da 2 vardı. 2 birim çıkarırsak kaç birim kalır? 3 birim. 3 birim. 3 çarpı 1 kaçtır? 3'tür. Cevabımız Bursa. 3 Newton. Çocuğunu bebek arabasıyla parka götürmek isteyen Meral Hanım karşısına çıkan 4 farklı yoldan hangisi seçerse daha rahat ilerleyebilir. Yani sürtünme kuvvetinin az olduğu yolu seçmeli veya pürüzsüz olan yolu. Kum. Kumda pürüz var. Çayırlıkta da var. Çakıllı yolda da çok fazla var. Ama asfaltta gördüğünüz gibi pürüz olmadığı için sürtünme kuvveti daha azdır diğerlerine göre. Bu yüzden de hareket etme daha kolaydır. Cevabımız asfalt yol. 17. Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? Bunu her sorumuzda diyoruz neredeyse. Tabii ki Newton'dur. Newton kuvvet birimini temsil eder. Yukarıdaki dinamometreye 3 tane K cismi asılırsa dinamometre kaç Newton'u gösterir? Bu eğer 2 Newton gösteriyorsa 3 tane olursa 3 çarpı 2'den kaç olur? Tabii ki 6 Newton. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Şekilde insandaki boşaltım sistemi verilmiştir. Soru işaretiyle belirten organda hangi olay gerçekleşir? Bu idrar kesidir. Kandaki zararlı atıklar süzülür. Süzülerek temizlenen kan burada toplanıp vücuda gönderilir. Böbreklerde gerçekleşen işlemlerden sonuç oluşan idrar burada toplanır. Adı üstünde zaten idrar kesesi olduğu için cevabımız Ceyhan. Bu son soruydu arkadaşlar. Ödüllü soru. Yapıp yorumlarda cevabını atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı, like veya dislike atmayı unutmayın. Arkadaşlar demeyi unuttum yani şu anda diyorum. Ben dediğim gibi sakın sınavda yapmayın. Ben yanlış yapıyor olabilirim. Eğer sınavda yanlış yaparsanız sorumlusu ben olmak istemiyorum. Sakın bana işte senin yüzünden kötü aldım falan deyip yorumlara yazmayın arkadaşlar. Ben sadece sizin ne tür sorular karşınıza çıkabileceğini göstermek istiyorum. Zaten yorumlara bakıldığında da neredeyse birçok soruyu tutturuyorum. Bu yüzden arkadaşlar benim soruları iyi dinleyin, iyi okuyun. Yanlış yapabilirim. Benim dediğim gibi sakın sınavda yapmayın. Sadece ne tür sorular gelebileceğini göstermek istiyorum. Dilerseniz videoyu durdurursunuz. Sadece soruları çözersiniz. Eğer çözemediğiniz soruları olsa öğretmenlerinize sormayı unutmayın. Benim dediğim gibi sakın sınavda yapmayın. Sorumuzu ben olmak istemiyorum. Sadece ne tür sorular çıkabileceğini göstermek istiyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İnşallah. Umarım.
Bütün sınavlardan 100 alırsınız. Çok çalışın.